Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size bahşettiği nimeti hatırlayın. Hani bir zamanlar birbirinizin düşmanlarıydınız. Sonrasında Allah gönüllerinizi kaynaştırdı ve onun inayeti sayesinde kardeşler topluluğu oldunuz. Bir ateş çukurunun tam kenarında bulunuyorken oradan sizi Allah kurtardı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Bu ayeti akıllı tahtadan gösteren öğretmen, ayetin daha iyi anlaşılabilmesi için Mekke putperestlerinin zulmünden bunalıp Habeşistan'a sığınanların sözcüsü Cafer bin Ebi Talib'in kendilerinin iade edilmesini isteyen Mekkeli putperest heyetine karşı Habeşistan hükümdarının huzurunda yaptığı şu savunmayı anlatmıştır. Cafer bin Ebi Talip krala şöyle hitap etmiştir. Ey kral, biz cahiliye halkı olarak putlara tapardık, ölü eti yerdik. Gıyaplarında insanları karalardık. Namus bilincini kaybetmiştik. Akrabalık bağlarını koparır komşularımıza kötülük ederdik. İçimizden güçlü olan zayıfı ezerdi. Allah bize elçisini gönderinceye kadar durumumuz böyleydi. Onun soyunu, dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve iffetini biliyoruz. O bizi Allah'a, onun birliğini tanımaya ve ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında taptığımız taşları, putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmamızı, emaneti sahibine vermemizi, akrabalık bağlarını yaşatmamızı, komşuya iyilik etmemizi, insanların mahremiyetlerine ve canlarına saldırmaktan kaçınmamızı emretti. Bize hayasızlıkları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, masum kadınlara iftira atmayı yasakladı. Yalnız Allah'a ibadet edip ona ortak koşmaktan sakınmamızı emretti. Namazı kılmamızı, zekat vermemizi ve oruç tutmamızı emretti. Dersin başında paylaştığı ayeti bu örnekle destekleyen öğretmen daha sonra öğrencilerinden bu dersten çıkarılabilecek mesajları söylemelerini istemiştir. Bazı öğrenciler şunları ifade etmişlerdir. Buna göre hangi öğrencinin çıkardığı mesaj yanlıştır? Sev de İslam dini birlik ve beraberliğe önem vermektedir diyor. Evet, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın derken ne yapıyor? Gönülleri kaynaştırdı, onun sayesinde kardeşler topluluğu oldunuz derken birlik ve beraberliğe önem verildiğinden bahsediyor. Mert, dinin ortaya koyduğu ilkeler toplumsal yaşamı olumlu yönde etkilemiştir. Evet, yine aynı şekilde ne yaptı? Onları kaynaştırdı ve bu şekilde toplum Allah'a karşı inanan iyi bir toplum oldu. Bunun sonrasında öncesinde akrabalık bağları kopmuşken, komşular birbirine kötü davranırken akrabalık bağları güçlendi ve komşuluk ilişkileri de her şekilde daha iyi oldu diyoruz. Fatma, Yüce Allah insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak öğütler vermiştir. Evet, çünkü ne dedi? Birbirinize düşman idiniz, artık bundan vazgeçin ve birbirinize sımsıkı sarılın dedi. Doğru yolu bulasınız dedi. Bu da doğrudur diyoruz. Zafer, Müslümanlık dünyevi sorunlardan çok ibadetleri önemsemeyi tavsiye etmiştir. Hayır, Allah'ın birliğini tanımak, sonrasında ona ibadet etmek gibi namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak bunlardan bahsetmiştir. Ama aynı zamanda insani ilişkilerin, dünyevi ilişkilerin de üzerine çokça durmuştur. Hayasızlıktan, yalancı şahitlikten, yetim malı yemekten, kadınlara iftira atmaktan, bunların hepsinden de men etmiştir. O yüzden Zafer'in bilgisi yanlış bir çıkarım olmuştur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu haberden kaderle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bir başarı öyküsü. 12 Ocak 1964 tarihinde ABD'nin New Mexico eyaletinde dünyaya gelen Jeff Bezos bazı nedenlerle zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren mekanik, bilişim ve uzay çalışmalarına ilgi duydu. 10 yaşına geldiğinde ABD Atom Enerjisi firmasında çalışan dedesi sayesinde bilgisayar ile tanıştı. Liseyi birincilikle bitiren Jeff Bezos, üniversite öğrenimini bilgisayar üzerine tamamladı. Birçok ünlü bilişim firmasından iş teklifi almasına karşın o kendi işini kurmayı amaçlıyordu. İnternetin %2300 büyüdüğünü öğrendikten sonra Amazon.com'u kurdu. Aldığı borç parayla bir garajda start verdiği online kitap işinde pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak inanılmaz vizyonu sayesinde pek çok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji devine ve dünyanın en zengini unvanına sahip olmayı başardı. Başarısız olsam bundan pişman olmayacaktım. Ama şundan eminim ki eğer denemeseydim pişman olacaktım sözü onunla özdeşleşti.
Evet, A seçeneği hayallerimize ulaşma yolunda karşılaştığımız zorluklar bizi yıldırmamalıdır. Evet, Jeff Bezos da bunu yapmış. Daha çok çalışmış, daha çok emek vermiş ve hiçbir şekilde yılmamış. B seçeneği aza kanaat etmek çoğu arzulamaktan daha hayırlıdır. Hayır, tam tersine aza kanaat etmeyen insanlar daha çok çalışan insanlar daha çok kazanır. Çalışan her zaman kazanır. Dinimizde de bu önemsenir. C seçeneği insan emeline ulaşmak için azim göstermelidir. Evet doğru. D seçeneği başarılı ile emek arasında önemli bir ilişki vardır. Biraz önce de dediğimiz gibi ne kadar çok azim, ne kadar çok çalışma o kadar başarı diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başında 100 tane olmak üzere 7 başak ferendanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir, o bilendir. Bu ayetten yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A seçeneği birlik ve beraberliği güçlendirir. Yukarıda ayetimizde birlik ve beraberliği güçlendirmesinden bahsedilmemiştir. B seçeneği malı arındırır, malı artırır olmalıydı. C seçeneği kulun toplumdaki saygınlığını yükseltir. Böyle bir şeyden bahsedilemez. D seçeneği yardım edene fayda sağlar. Evet, Allah için harcayan, elinde olan nimetleri Allah için harcayan kişiye daha da fazlasını verir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Hintli bir adam suyun içinde zar zor ilerlemeye çalışıyormuş. Bu sırada yanına bir akrep yanaşmış. Adam akrebi kurtarmak istemiş ve parmağını ona doğru uzatmış. Fakat akrep adamın bu hamlesinden sonra adamı sokmuş. Hintli adam bu duruma çok şaşırmış fakat yine de tekrardan parmağını akrebe doğru uzatmış. Akrep tekrar adamın parmağını sokmuş. Bu olayı gören başka bir adam kendisini sürekli sokan bu akrebi kurtarmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylemiş. Hintli adam buna şu şekilde cevap vermiş. Akreplerin doğasında sokmak vardır. Fakat ben insanım. İnsanın doğasında ise sevmek vardır. Akrebin doğasında sokmak var diye kendi doğamda olan sevmekten mi vazgeçeyim? Hintli adamın parçadaki altı çizili bölümde belirtilen tutumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği iradesini yanlış yönde kullanmıştır. Doğru söylenebilir. B seçeneği kader anlayışına aykırı bir eylemdir. Evet, kişi öncelikle tedbirli olmalıdır. C seçeneği bu davranışının sonucundan kendisi sorumlu tutulamaz olur mu? Aklını ve iradesini kullanması lazım ve doğasında sokmak olan bir hayvana yaklaşmaması lazım. Bir kere yaptıysa ikinci kez elini uzatmaması lazım. D seçeneği tevekkül anlayışına uygun bir tutum olduğu söylenemez doğru. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Tarık annesinin verdiği sipariş listesini özenli cebine koydu ve semt pazarına gitti. Her zamanki prensibi gereği pazar yerine girer girmez alışverişe başlamadı. Önce bir baştan diğer başa bütün tezgahları hızlıca kolaçan etti. Hangi ürün hangi tezgahta daha taze, fiyatlar ne durumda bir ön fikir edinmeliydi. Nihayet sebze meyvenin göze hitap ettiği, bununla birlikte fiyatların da uygun olduğu bir tezgaha yanaştı. Filesini annesinin gönül rahatlığıyla kabul edeceğini düşündüğü ürünlerle doldurup ücretini de tastamam ödedi. Eve varıp siparişleri annesine teslim ettiğinde annesinin yüzündeki hoşnutsuzluk bir anda Tarık'ın hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Az önce pazarcı tezgahında dalından yeni kopartılmışçasına taze duran ürünler sanki eve gelinceye kadar başkalaşım geçirmişti. Tarık mahcup bir edayla annesine tezgahın ön tarafındaki ürünlerden eser yok anne. Demek ki hepsini arkadaki çürüklerden doldurmuşlar. Kime güveneceğimizi şaşırdık dedi. Annesi senin utanmanı gerektirecek bir durum yok oğlum. Hazreti Şuayb'in kavminde de ticaretini haram karıştıranlar vardı. Fakat sonları iyi olmadı. Sen değil onlar düşünsün diyerek oğlunu teselli etti. Bu parçada bahsedilen olumsuz durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz? A seçeneği hile kesinlikle var. B seçeneği güvenini kötüye kullanma kesinlikle olumsuz ve kötü bir durum. C seçeneği aldatma bunların her üçü de var. D seçeneği kanaat bu aza kanaat etmek gerektiği durumlarda iyidir. Bundan dolayı D seçeneği doğru cevabımızdır. Bu etkinlikteki ifade kavram eşleştirmelerine ilişkin doğru sıralama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Etkinliğimize bakalım. Verilen kavramları aşağıdaki ifadelerdeki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.
Evet, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılmasına biz kaza diyoruz. İkinci ifade, evrendeki canlı cansız bütün varlıklar Allah'ın koyduğu yasalar sayesinde müthiş bir uyum ve ahenk içerisinde varlığını sürdürmektedir. Evet, uyum diyoruz. Üçüncü ifade, evrendeki her şey Allah'ın koyduğu biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir. Bu yasalara biz sünnetullah olarak adlandırıyoruz. Dördüncü ifade, yer ve gökteki bütün varlıkların ölçülü bir şekilde sevk ve idare edilmesi Allah'ın kudret sıfatının bir yansımasıdır. Onun gücü nispetinde yaratılıyor çünkü. Evet, kaza, uyum, sünnetullah ve kudret olan A seçeneği doğru cevabımızdır. Bu parçadan aşağıdaki mesajlardan hangisi çıkarılamaz? Hızlı nüfus artışı, ekonomik gelişmeler ve artan refah düzeyi insanların daha fazla tüketime yönelmelerini beraberinde getiriyor. İnsanların sınırsız taleplerine cevap vermek için kıyasıya rekabet gösteren üretim süreçleri de acımasız bir endüstri çarkını döndürüyor. Ülkemizde eskiden kırsal nüfus kent nüfusuna oranla daha çok, buna uygun olarak tarımla geçinenlerin oranı da sanayi faaliyetleri ile geçinenlerden daha yüksekti. Ancak son yıllarda durum tam tersine döndü. Bugün ülkemizde geçimini endüstriyel süreçlerden kazananların oranı tarımsal süreçlerle kazananları geçmiş durumdadır. Hızla artan sanayi ve inşaat sektörü çalışma koşullarında da zorlu ve riskli süreçler barındırıyor. Bu nedenle iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirleri çalışanların yaşamsal hak ve menfaatlerini koruma bağlamında ön plana çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular gösteriyor ki çok hızlı ilerleyen endüstriyel faaliyetler sürecinde ihmal edilen basit önlemler nedeniyle çoğu zaman insanların can güvenlikleri ve sağlıkları tehlikeye düşüyor. Küçük tedbirlerle bile önlenebilecek ölümlü ya da yaralanmalı kazalar önlenemediğinde insanların kendilerini takdiri ilahi, felek böyle yazmış, kaderden öte yol yok gibi ifadelerle savunma ve suçu kadere yükleme eğilimi gösterdikleri anlaşılıyor. A seçeneği, insanın başına gelecek olumsuzluklar önceden belirlenmiştir. Bu yanlış bir durum. Eğer insan başına gelecek olumsuzlukları önceden bilse ne yapar? Ona göre daha farklı davranır ve hiç başına olumsuzluk gelmez. B seçeneği, insanın tehlikeler karşısında önlem alma sorumluluğu vardır. Tabii ki vardır. Bu yüzden iş sağlığı güvenliği tedbirleri belirlenmiştir. Bu haklarıdır. C seçeneği, üretim süreçlerindeki gelişmeler yeni sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. Evet, çıkıyor ve bunlar da artık insanların başka eğilimlere ya da farklı alanlara eğilmesini sağlıyor diyoruz. D seçeneği, çalışma hayatındaki aksaklıklarda insan faktörü önemli bir yer tutmaktadır. Endüstri olsun, tarım olsun, insan gücü her zaman daha yüksek oranda kullanılmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde milletimizin aşağıdaki yönlerinden hangisi ön plana çıkmaktadır? Vatanın dört bir taraftan işgal edildiği yıllarda Türk milleti bağımsızlığından ve istiklalinden ödün vermemiştir. Uzun yıllar cepheden cepheye koşan, biri bitmeden diğeri başlayan savaşlar nedeniyle neredeyse yiyecek ekmeği kalmayan milletimiz bu zor günlerde Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde metanetini korumuş ve üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinde 7-8 Ağustos 1921'de tekalif ve milliye emirleri yayınlanır. Bu ulusça ekonomik ve milli seferberlik demektir. Her ev giyecek yardımında bulunacak, tüccar ordunun donanımına yardım edecektir. Dört tekerlekli yaylı araba, at arabası, öküz arabası, kağnı, bütün donatımı ile %20 oranında devlet hizmetine verilecektir. Türk halkı Mustafa Kemal'in bu emirlerine büyük ilgi göstermiştir. Zamanın gazetecileri çeşitli kaza ve kasabaların yaptıkları yardımların listesini sürekli olarak yayınlamışlardır. Bu listeler incelendiğinde Türk halkının fedakarlığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. A. Çalışkanlığı. Burada bir çalışkanlık değil, fedakarlıktan bahsediyor. B. Adalet bilinci. Yine adalet bilincinden de bahsedilmez. C. Dayanışma ruhu. D. İktisat sahibi oluşundan da bahsedilmez. Tam tersine neyi var neyi yok aslında daha çoğuyla paylaşımda bulunmuştur. C seçeneği, dayanışma ruhu doğru cevabımızdır.
Cenk, kıt kanaat geçiren bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoklukla geçen çocukluk yıllarında çok çalışıp zenginleşmeyi, dertlilere derman olmayı hayal etti hep. Rabbi dualarını kabul etti, ilerleyen yaşlarında varlıklı bir iş adamı oldu. Çocukken verdiği sözü hiç unutmadı. Zenginliğinin şükrünü eda etmeye adadı kendisini. Hem ihtiyaç sahiplerini gözetti hem de toplum yararına sayısız hayır hasenatta bulundu. Cenk'in bu amaçla yaptığı yardımlarından hangileri zekat kapsamında değerlendirilir? Birinci yardımı, babasının vasiyetini yerine getirmek üzere köylerine okul yaptırması. Vasiyet üzerine köye okul yaptırmak, sadakayı cariye babasının öldüğü için sonrasında da sevabı bu şekilde devam edecek. Buna biz sadakayı cariye diyebiliriz, zekat diyemeyiz. İkinci yardım, 2 yıldır düğününü yapamayan kuzenin düğün masraflarını karşılaması. Evet, bu zekattır. İlçesindeki öksüz yetimlerin tedavileri için gereken ilaçları temin etmesi de zekattır. Öyleyse ve 2 ve 3'ün bulunmuş olduğu C seçeneği doğru cevabımızdır. Bu ayetteki altı çizili ifadelerde Allah'ın isimlerinden hangilerine değinilmiştir? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yani Allah tektir, birdir diyoruz. Yani vahid. O daima diridir. Yani hayat sahibidir. El Hay. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onun ilim sıfatı yani el alim, alim olması. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. Baktığımız zaman birincisi vahid olması lazım. İkincisi el hay, üçüncüsü de el alim. Bunlar vahid, el hay ve el alim. Doğru cevabımız B seçeneğidir.